İzleyicilerimiz merhabalar. Kanatmış ekranlarında bugün son dönemlerde ülkemize çok ciddi anlamda ekonomik bir saldırı var. Sonuç itibariyle ekonomileri teslim ettiğiniz zaman asıl bağımsızlığını da kaybetmiş oluyorsunuz. Dünyanın bir gerçeği. Ama Türkiye'miz buna karşılık çok ciddi anlamda bir hamle yaptı. Yerli üretimle alakalı çalışmaları başladı. Daha doğrusu onlarca yıl önce başlamıştı ama şu anda yerli üretimin ne demek olduğunu daha iyi anlayabilen bir konuma geldik. Özellikle ileri teknoloji ürünlerinde ülkemizin daha fazla Ar-Ge çalışması ve üretmesi gerektiğiyle alakalı tartışmalara sizlerle izleyicilerimiz şahit oluyorsunuz televizyon ekranlarında ya da birebir anlamda muhabbetlerde. Biz de işin ehline sorduk. Profesör Doktor Osman Çakmak. Bugüne kadar yayınlanmış onlarca yerli üretimle ilgili, yerelleşmeyle alakalı, millileşmeyle alakalı makaleleri var, araştırmaları var. Birebir anlamda kendisinden alacağız. Ülkemiz nasıl bir yerli dönüşe, milli üretim hareketi başlattı? Bunu kendilerine soracağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun Osman Hocam. Bayram vesilesiyle Tokat'tasınız. Bizler de sizleri yakaladık. Ve ülkemizin şu anda gündemiyle alakalı birkaç konumuz var. İlk önce tabii ki millileşme, yerelleşme, yerli üretim. Bugün nereye giderseniz gidin, bugün sancılarını yaşıyoruz. İlk önce merak ettiğim şu, geç kaldık mı bu zihinsel anlamda bir inovasyon çalışması ve herkes diyor ki üretmemiz lazım, üretmemiz lazım, üretmemiz lazım. Geç kaldık mı? Tabii öncelikle programa davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yıllar öncesinde bu stüdyolarda epey programlar yapmıştık. Sanıyorum ta 93-94'lü yıllarda Çağrı FM'de başlamıştı değil mi? Biz siz tabii ki. Evimiz var burada, yazları geliyoruz. Siz Gaziantep Üniversitemizde doçentliği, profesörlüğü ünvanını aldınız ve burada yaklaşık 20 yıl görev yaptınız. O dönemlerde 93, 94 ve 95 yıllarında benim birebir anlamda Gaziantep Üniversitesi'nden konuklarım vardı. Bir tanesi de Osman Çakmak'tı. Çok uzun soluklu sizinle program yaptık o zamanlar hocam. Unutmuşum ama demek ki şöyle hayal meyal hatırlıyorum o zamanki programlarımızı. O zaman sanıyorum radyo programlar yeni yeni yaygınlaşıyordu. Biz... Özel televizyonlar yoktu. Yerel radyolar daha aktifti. Hı hı. O dönemlerde biz radyo anlamında izleyicilerimize çok daha rahat ulaşabiliyorduk. Yaygın medya bu kadar yaygın değildi. Evet, bizim de eğitim, bilim, Ar-Ge konularına eskiden beri bir ilgimiz, merakımız vardı. Hatta işte Fatih Kılınç'ın gazetesi, Tokat gazetesi değil mi? Orada güzel yazılarımız, ilişkilerimiz olmuştu. Üniversite eğitim konularında hala münasebetimiz devam eder Fatih Bey'le. Sizlerle, diğer SRT, Serdar Bey'le de ve diğer Mehmet Bey'le de yakınlığımız, ya bütün Tokat'la biz iç içeydik. Ve üniversitenin öyle olması için ilk kuruluş yıllarında çaba içindeydik. Biz 93 yılında Atatürk Üniversitesi Erzurum'dan gelmiştik. Kurucu olarak bir sürü idari görevler yaptık. Tabii o zaman azdı akademisyen. Ve Fen Edebiyat Fakültesi'nde çalıştık. Ve Fen Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümleri özellikle Ar-Ge çalışmalarıyla çoğu yıllarda, son yıllara kadar Türkiye'nin ilk 10 arasındaydı. Hatta ben kimya bölümünü hatırlıyorum. Hangi yıl olduğunu unuttum ama Türkiye birincisi olmuştu bilimsel yayınlama sırasında. Ferdi, toplam değil de ferdi bazda. Türkiye'nin yani birinci, yani fizik ve biyoloji bölümleri de öyle. O altyapı sanıyorum yani son yıllarda çok ilişkimiz yok ama çok değerli arkadaşlarımız Tokat'tan ayrıldı tabii burası için. Onların ayrılmaları bir kayıptı. Ama biz tabii ilişkimizi devam ettirdik. Burada çocuklarımız burada doğdu, büyüdüler. Çevreleri, bizim çevremiz burada. Memleketimizde Sivas, zaten Sivas, Tokat çok yakın. Özellikle bayramlarda
buradayız. Geçen de sizinle işte görüşmemizde bayramda böyle bir program yapalım fikri doğdu. Gündemde olan da işte son zamanlardaki bu ekonomik saldırı. Burada ben Diriliş Postası'nda haftalık yazıyorum. Son yazımız da yerli üretimde bilimle öze dönüş hareketi diye ve son haftalık yazımız. Dün Mustafa Arslan Bey'i ziyaret etmiştim. Kendisi de bana dedi ya bu yazınız bizim gruplarda da çok paylaşılıyor söyledi. Ben de şaşırdım. Demek ki toplumda artık bilimle yerli üretime, Ar-Ge ile bilime dayalı ekonomi, bilimle kalkınma zaten gerçek kalkınma da o. Aksi takdirde kopyalarıyla uğraşırsınız, yurt dışına bağımlı kalırsınız. Onlar size modası geçmiş tedavülden kalkmış kendiler daha ileriye geçerler. Sonraki patentlerini size yine yüklü parayla satarlar. Yani bizim dışarıya bağlı şeylerimiz çoğu dışarıya yüklü miktarda royalty derler. Bir vergi %3-4 kadar verirler. Burada demek ki önemli olan kendi markamızla, kendi patentimizle üretmemiz, yerliye dönmemiz gerekiyor. Günümüzde tabii bağımsızlığın şekli de değişmiş. Siz sadece toprak olarak bağımsız görünmeniz önemli değil ki. Yani sizin eğitimde, bilimde, üniversitede, özellikle üretimde dışa bağımlıysanız sizin ekonominiz kırılgandır. Yani döviz her zaman fırlayabilir. Bizim bu aşamada yapacağımız gerçekçi çözüm, dikkatleri çevireceğimiz nokta yerli üretim. Ama buna biz inovasyon diyoruz. Yani yenilenme, Ar-Ge yaparak. Çünkü sürekli yenileme var. Mesela Samsung'u biliyorsunuz, iPhone'un yıllık şeyinin ne kadar yüksek olduğunu. Hatta miktarını hatırlamıyorum ama Türkiye'nin yıllık şeyinden bile fazla yani toplam şeyi. Onların ne diyorlar ona bütçeleri veya oluşan para. O bakımdan hani tarım ürünleriyle çok önemli tabii. Tarım zaten milliliği ifade eden en başta gelen tarım hayvancılık. Tekstil de önemli ama siz katma değeri yüksek dediğimiz ürünleri üretmezseniz büyük gelirler elde edemezsiniz. Mesela güzel bir gelişme savunma sanayinde %60-70'e yerli olduk. Hatta ilk bazı şeylerde ilk dünya onuna girdik. Bakın yerli olduğunuz zaman dünyada yarışa katılıyorsunuz. Bizim üniversitelerimiz neden ilk işte 100'e, 200'e, 300'e girmiyor? Yerli ve milli değil. Siz yerli ve milliyi yapın, hemen yarışa girer. Kendini etkisini gösterir. Yani kendi basit gördüğümüz modellerle bile yerli olduktan sonra, milli olduktan sonra o hızlı bir şekilde gelişecektir. Yani kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı öğreneceğiz, öğreniriz. Çünkü bizim geçmişte mesela meslek eğitimimiz, öğretmen eğitimimiz daha iyiydi. 60'lı, 70'li yıllarda, 50'li yıllarda ki o zamanlar çok fakirdik. Ama nispeten milliydi yani. Asıl bozulma üniversitelerin 80 ihtilalinden sonra oldu. Tamamen Amerika şeyine girdi, hegemonyasına girdi. Gerçi milli eğitimin 1949 yılında Fulbright anlaşmasıyla Amerika'ya teslim edildi ve hala devam ettiğine dair yazılıyor, çiziliyor. O gitgide mesela 60'lı yıllarda test, merkezi test bize Amerika öğretmiştir. Hocam şöyle bir şey mi çıkıyor? Sohbetimizin başında bunu girelim söyleşimizin. Millileşmek için önce beyinlerimizin millileşmesi lazım. Düşüncelerimizin millileşmesi lazım. Eğitim sistemimizin millileşmesi lazım. Eğer o olursa ürettiğimiz ürünler de milli oluyor. Ona göre de çalışıyoruz. Şimdi sabahleyin arkadaşı paylaşmış. İşte Japonya'da ilkokula giden çocuklara üretirsen varsın. İşte İngiltere'de dünyaya yarışmak istiyorsan üretmen gerekiyor. Hükmetmen gerekiyor, üretmen gerekiyor. Türkiye'de ise topu tut, topu kaç, sonuç
Bizimkiler sahadalar, ganyan bayilendiler. Son itibariyle bakıldığı takdirde bir taraf üretmekten bahsediyor. Bizim çocuklarımıza da üretmek hayali, üzülerek söylüyorum, verilmiyor. Daha sonraki dönemlerde bakıldığı takdirde işte Milli Eğitim Müdürümüzü yeni gönderdik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak Levent Hocamızı. Ben belli toplantılarına, belli şeylere katıldığımız takdirde Tokat'ta işte robot üretildi gibi, işte şuna çözüm üretildi gibi ya da bununla alakalı bir yerli düşünmeye doğru bir özlem olduğunu düşünüyoruz. Daha bakıldığı takdirde işte Aselsan'ın ürettiği telefonları bizler gördük. Ya da daha 1960'larda kullandı bizim ilk milli otomobilimizi o zamanlar üretme düşüncemiz olmuş. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef göstermesiyle beraber 2021'de kendi ürettiğimiz otomobile bineceğiz. İşte helikopterimizi üretiyoruz. Bu beyinlerle alakalı neler yapılması lazım? Biraz önce dedim ya, geç mi kaldık acaba anlamında? Bunu biraz konuşalım. Geç kalma noktasında tabii her zaman gecikiyoruz yani. Çünkü bilim çok hızlı gelişiyor. İşte 3 yılda 2'ye katlıyor, 10 yılda bilgi eskiyor. Şimdi bizim burada anahtar iki nokta var. O yeni yazımda da bu noktanın altını çizdim. Aslında biz birçok teşebbüsler yapıyoruz. Üniversitede işte Tekmer Teknoloji Merkezleri, Arge Merkezleri vesaire, TÜBİTAK'ta bir sürü şeyler yapılıyor. Gerçekten proje destekleri gayet güzel. Güzel bakanların, işte Aselsan, işte az önce sanayi, savunma sanayiindeki ilerlememizin altında bir neden var. Onu mesela öne çıkarmamız lazım. Savunma sanayiinde ne yaptık da yerlilik oranı yükseldi, değil mi? Yani kimse bunu nedense gündeme getiremiyor. Yani gündeme getirmemeyi sağlayan bir mekanizma var Türkiye'de. Yani asıl problemleri gündeme gelmesini engelleyen bir zihinsel uyutma süreci ve yaptırımları var. Gizli, üstü örtülü, kripto bir şekilde. Yani mesela kripto şeyler var Türkiye'de, işleyen mekanizmalar var, değil mi? İşte 15 Temmuz'daki olayı hatırlıyoruz. Şimdi o mekanizma, daha önceki Ergenekon olayı, daha başka öncekiler falan Türkiye'yi uyutuyor. Yani Milli Eğitim'in beyin merkezine giriyor, YÖK'ün beyin merkezine giriyor. Mesela YÖK'e diyor ki, hala ben geçen sene miydi, bir enstitü müdürü, sağlık bilimleri enstitü müdürüydüm bir üniversitenin İstanbul'da. Toplantıya katılmıştım. Bir yabancı Avrupa Birliği'nin işte sağlık bilimleri, tam şeyini unuttum ama bir direktör, Danimarkalı, işte Aarhus Üniversitesi'nden bir profesör anlattı, işte şöyle olacak, böyle olacak falan. Yani orada görülen şey şu, yani hala bizi dışarıdan yönlendiriyoruz ve dışarı bizi iyiye yönlendirmiyor. Yani Avrupa Birliği olsun, bizi hep uyutmaya yönelik, mesela aileyle ilgili kanunlara falan bakıyorsun, aile sistemimizi çökertici. NATO ile ilgili sistemlere bakıyorsun, bizi yine aynı şekilde uyuşturmaya yönelik, bizi bağımlı kılmaya yönelik. Birleşmiş Milletler'in öyle, işte Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı, dünya beşten büyüktür dedi. Bu şekilde ve uyutmanın merkezlerinde az çok hepimiz biliyoruz. Yani dünya günümüzde eğitimle uyutuluyor. Nasıl bir eğitimle uyutuluyor? Bunu teşhis etmemiz lazım. Yani insanlar çocuklarını geleceği için bir sürü masrafa giriyorlar, fedakarlıklar yapıyorlar. Ama bilmiyorlar ki çocukları eğitimle bir nevi cahilleşiyorlar. Düşünemez hale geliyorlar, sorgulayamaz. Nitelik seviyelerini kaybediyorlar. Var olan, işte aileden bir şey kazanmışlarsa veya fedakar öğretmenlerin veya bir takım sivil kuruluşların, işte sizin diyelim ki televizyonların müspet yayınlarıyla bir şeyler alabiliyorsa alıyor. Hatta ikinci kanalı ise medya ile ahlaksızlaştırma. Yani siz daha iyi biliyorsunuz, değil mi? Şimdi Amerika dünyayı nasıl yönetiyor? Bir, üstün beyinleri alarak eğitimle ve işte kendi okullarını ve kendine bağlı okulları dünyada şey yaparak ve Türkiye'deki seçkin dediğimiz üniversiteler aslında Amerika'nın Türkiye'deki şubeleri gibidir. Gerek
İngilizce yabancı dille eğitim yapan işte seçkin dediğimiz isimlerini söylemeyeyim. Tamamen demiyorum tabii. Büyük ölçüde genele göre, çoğunluğa göre hüküm verirler. Vakıf üniversitelerde ben bunu İstanbul'daki hayatımda daha yakından da müşahede ettim. Şimdi yani dünyanın %10'u %90'ını eğitimle sömürüyor. Yani onların sırtından geçiniyorlar. Bunu da nasıl yapıyorlar? Gizli üst örtülü bir şekilde yapıyorlar. İşte ülkemiz yeni yeni milli eğitimi henüz o işgalden kurtulduğunu, sömürü düzeninden kurtulduğunu söyleyemiyorum. Yok 1980 anayasasının yasası, yok yasası devam ediyor hala. Dolayısıyla üniversitelerimiz işgal altında olduğunu ben yazlarımda falan bas bas bağırıyorum, bunu söylüyorum. Bu yok yasası oldukça Türkiye bir adım ileri gitemez. Yani bilim dünyasının faydası olmaz ekonomiye. Bilim dünyası günümüzde beyindir. Üniversiteler bir lise diploma fabrikası değildir. Yani, hocam, bunun için şu sözümü tamamlayayım isterseniz. Ülkemizde bedenle beynin ayrıklığı var. Yani bilim her yenilikte, gelişmede öncü görevi, motor görevi yapacak. Kalkınmada ister kültürel olsun, ister ekonomik olsun, ister mali, her alanda yenilikle, çünkü çağımızda güç bilimin elindedir. Ve stabil kaldığın zaman gerilersin, durursan düşersin. Bunun için Ar-Ge dediğimiz bilimle Cenab-ı Allah bilime bağlamış her şeyi. Bizim Hazreti Adem şeylerden üstünlüğü, diğer varlıklarda bilim yapabilmesi, araştırma yapabilmesi. Bunun için de varlığın sırları araştırılıyor işte. Makineler geliştiriyor, sistemler geliştiriyor. Her sahada eğitimle ilgili metotlar durmadan geliştiriliyor. Biz bunu takip etmezsek, bilgiyi donuk bir şekilde, cansız bir şekilde işte sınav için ezberlersek ondan yenilik çıkmaz. Bilgi canlıdır. Bilgiyi sen canlı dokusu ve niteliğiyle öğrenebilirsen, okullarımız o şekilde öğretebilirse yenilikçi çocuklarımız ortaya çıkar. Yani az önce söylediniz ya, üretelim, üretken nesil yetiştirelim. Bu eğitimde bilgiyi dönüştürmekle başlar. Öyle bir anlayış eğitim veriyorsunuz ki bilginin kendisini öğretmek tehlikeli ve yasak olması lazım. Bilgi öğrenmek tehlikeli ve yasaktır. Bilgiyi kullanmak, üretmek, dönüştürmek önemli olan. Bakın, bizi bilgiyle kandırıyorlar, malumatla kandırıyorlar. Yani siz bilgi hamalı oluyorsunuz. Bakın sınavlar, Türkiye kadar sınav, merkezi sınav olan bir ülke göremezsiniz. Bakın haberler, her hafta sonu sınav. İşte bu sınavlarla insanlarımızın üretkenlikleri yok ediliyor. Çünkü cevapları öğrenmek önemli değil, soruları öğrenmek, araştırmayı öğrenmek önemlidir. Ve her şeyin cevabının öğretildiği bir yapıda, eğitimde insanların üretkenlikleri donar. Bilgi tek doğrulu değil ki, bilgi sürekli canlanıyor. Yani sen o bilginin cevabını sormayacaksın, bilgiyi öyle soracaksın ki ondan yeni bir şey üretebiliyor mu? Sınavı dünya artık açık defter kitap yapıyor. Yani çünkü artık hayata atıldığında her şey açık ve bilginin kaynaklarına ulaşmak önemli, değil mi? Bilginin kaynakları o kadar kolay ulaşılır hale gelmiş ki, kafana bilgi yığmana gerek, yürüyen ansiklopediler halini almanıza gerek yoktur. İşte bu eğitimle ilgili şeylerde müthiş bir yanılgı içindeyiz. Yani bizi uyutuyorlar resmen bu kanallar. Yoksa biz kendi halimizde olsak, bugün Afrika kendi halinde olsa açlık içinde kalır mı? Yani biz yine o şeye karşı direniyoruz, mücadele ediyoruz. Tüm dünyanın ülkemize işte bu gelişmiş medeni dediğimiz sömürgeci, emperyalist dünyanın en güçlü şeyi Türkiye üzerine odaklanıyor. Ve son yıllarda bunun mücadelesi, döviz de bunun son bir şeyiydi. Bu gelen harbin son halkasıydı diyelim ya. Evet, sizin sorunuzu tehir ettik biraz. Yok hocam, lütfen. Şimdi sevgili hocam, siz
ciddi anlamda araştırıyorsunuz, sunumlar yapıyorsunuz ve bu araştırmalarınızla zaten gerekli yerlere iletiyorsunuz. Şeffaflaşan bir dünya var. Diyoruz ki 2018 dünyası. Bilime çok rahat ulaşabiliyorsunuz. İnsanlara da çok rahat ulaşıyorsunuz. Artı paylaşılan bir dünya. Doğrunun ve yanlışın çok rahat bir şekilde ayrılabileceği bir dünya olarak gözlemliyoruz. Çünkü iletişim çağını geçiyoruz. Peki bu kadar bir dönemin içerisinde olduğumuz halde doğruyu bulamama, üretimi bulamama ya da üretimi bilimsel yapamamın önündeki engeller ne? Güzel, güzel bir soru. Şimdi zaten mesele o, doğruyu bulacak bir zihne sahip olmak, değil mi? Çünkü robot, diğer canlılar bir tür robot gibi yaratılmış, yani programlanmış, ne yapacağı belli. Yani aklını kullanamıyor ve sınırlı yetenekleri var. İnsan ise öyle değil, özgür iradesi var, tercih ediyor. Her türlü meslek, her türlü fikir, her türlü eğilim çıkıyor insanlardan. Ama insanları eğitimle tek tip hale getirebilirsiniz. Ya da düşünemeyenler, üretemeyenler, sınırlandırabilirsiniz. Bunu işte günümüz insanların işte toplum mühendisliği deniyor. Bir uygulama şekli, insanları yönlendirme. Tek bir şeye bağlıyorsunuz. Mesela merkezi bir sistemler bunun için. Yukarıdan tek bir kişiyi yakaladığınızda, elde ettiğinizde alttaki herkes robot gibi itaat ediyorsa sisteme, değil mi? İşte bir cemaatin örgüt şeklinde şey olması ve tepede ve o tepeyi elde ettikten sonra bu günümüzdeki arkadaki derin şeylerin çalışma şekli böyle. O şekle getirmeye çalışıyor. Eğitimleri de böyle yaparsanız, ben Türkiye'de bakıyorsunuz, tüm milli eğitim bir şeye bağlı Ankara'ya. YÖK tek bir şeye bağlı. Nerede özellik? Değil mi? Özgürlük nerede? Herkes kendi özelliğiyle özgün bir şekilde gelişsin. Bırakalım her il milli eğitim müdürü ya da belediye başkanı bununla yetkili olsun. Kendi ihtiyaçlarını kendisi şey yapsın. Hatta köyler, mesela neden işte köyde en önemli üretim hayvancılık, ziraat üzerine eğitimini ona göre düzenlesinler. Kendi köylerinin ihtiyaçlarına göre, değil mi? Şimdi her ferdin bile öğrenmesi farklı, ihtiyaçları farklı, hayali, düşüncesi farklı. Tek tipleştirmek fıtrata aykırı. Ama şimdi işte o demin dediğimiz merkezi sınavla, Türkiye çapında merkezi sınavlar yapmak. Bakın biz o kadar benimsemişiz ki başka şeyine, şeklini, alternatifini düşünemiyoruz. Biz halbuki geçmişte bitirme sınavları vardı bizde. İşte Avrupa falan, bakalarya diyorlar. Bitirme sınavları yapılıyor. Sözlülerle, yazılılarla. Ve bu işliyor yani. Böyle olunca okullar kendi asli vazifesine dönüyor. Öğretmenler değerli oluyor. Şimdi öğretmenler o kadar itibarı azaltılmış ki öğretmenler eğitime küsmüş vaziyette. Neden küsmesin ki? İşte Allah'tan yeni gelen bakan biraz ümit veriyor. İşte 147 hattı vardı. Çok aşağılayıcı bir şey yani. Öğretmeni şikayet edebiliyor. Daha başka birkaç şey daha değiştirildi. İnşallah öğretmenin itibarını iade eden uygulamalar artar. Özellikle bu merkezi sınavların en azından bu şeklinden değişmesi gerekiyor. Yani yetenek olabilir ama fiziğini, kimyasını, biyolojini, edebiyatını, diğer mesleki alan derslerini mutlaka kendi öğretmenin verdiği ve bu tabii bitirme şeyleriyle, sınavlarıyla merkezi tarzda o yapılabilir veya ilk çapında yapılabilir. Biz bunu yapmaya şeyimiz var. Yani çok kolay çözümleri var ama bu sistem, bu bize uymayan sistem, milli eğitimdeki sistem olsun, işte YÖK sistemi, dışarıdan ithali bunlar, hep 40 yamalı şeye, parlamenter sistem bize ait değil. Bize ait olmayan şeyle ne yapamazsınız? Eğitim sistemiyle millileşemezsiniz. Yarışa katılamazsınız. Başarılı olamazsınız. Bize ait eğitim sistemleri, ona milli diyoruz. Bize ait metotları tekrar ihya etmemiz lazım. Mesela bizim
Biz bir çadır medeniyeti değiliz ki yani. 1000 yıllık bir Osmanlı, Selçuklu geleneği var değil mi? Medrese sistemi var. Alim, arif, hakim insanlar, büyük insanlar yetiştirmiş. Bizim kendimize has yazımız vardı. Dilimiz vardı. Mesela şu anda 300-500 dil ile siz bilim yapabilir misiniz değil mi? Bizim Osmanlı'nın daha o son 1900'ün başlarında Redaus yazılmış. 100 bin kelimeli Türkçe. Karşılıyor yani. Şimdi ne kadar? Bu bakımdan bizim yeni baştan ders kitaplarımızı yazmamız gerekiyor. Yani bilim şu anda batıdan ithal şeklinde. Bilim evrenseldir. Amenna. Ama hedefi millidir. Siz o bilimle mesleğinizi öğreneceksiniz. Siz o bilimle kültürünüzü zenginleştireceksiniz. Siz o bilimle dininizi daha iyi anlayacaksınız. Dinle çelişme diye bir şey olamaz ki. Kültürle de, adetle, örfle de çelişemez. Bilim örfün hizmetinde olacak. O şekilde aklı başında ülkeler bunu böyle yapıyor. Mesela Newton kanunu diye Ruslar Çevski midir ismi tam hatırımda değil ama onun yanına onu koymuş. O adam da o konuda çalıştı diye. Halbuki işte geçenlerde Fuat Sezgin rahmetlik oldu, bilim tarihçisi. Dünyada bir numaralı bilim tarihçisi. Dünya kabul ediyor ki, dünyaya ispat etti ki bilimleri Müslümanlar, Türkler kurdu. Anası da babası da kurucusu da bütün bilimlerin Müslümanlar. Biz Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmaları Türkiye'ye mal edemedik. Bundan 2 yıl önce İstanbul'da Bağlarbaşı'nda İstanbul'da bir konferans vermişti. Çağırmışlardı. Adamcağız orada ağladı dedi ya, ölüp gideceğim ben, bunlar Türkiye için yazdım, yaptım dedi. Daha dedi Türkçe'ye çevrilmedi. Ufak daha Türkçe'ye çevrilenler birkaç tanesi kaldı ki çevirmek demek Türkçe'ye çevirmek demek değil ki, tarih kitaplarımızın yeniden yazılması demektir. Bilim tarihinizin yeniden yazılması. Biz hala dışarıdan olduğu gibi yazıyoruz. Yani bu konuda akıl almaz boyutta yaptığımız yanlışlıklar, hatalar. Bu anlamda yani biz bilimi kendimiz yaptığımızı, köklerimizi, tarihimizi öğrendiğimiz zaman insanımızda bu defa büyük düşünmenin şeye açılacak, yolu açılacak, müteşebbisliğin ruhu açılacak. Biz işte az önce şey olduğu gibi beyni, şey bilgiyi keşfe dayalı şekilde öğrenirsek ve geçmişte bizim vardı öğretmen okullarımızı yeniden ihya edersek, o sanat okullarımızı yeniden ihya edersek, sanayideki ustalarımız gelip ders verirse, müfredatı onlar belirlerse, birlikte belirlersek, değil mi? Yani neticede okullardaki eğitimin amacı hayata hazırlamak değil mi? O zaman hayattaki kişilerle birlikte meslek odaları, işte ticaret odaları her neyse onlarla birlikte müfredatın eğitim şeklinin hazırlanması lazım. Mesela üniversitelerimize bakın. Üniversitelerimiz izole kaleler gibi. Bir ildeki ne vali karışabiliyor, ne milli eğitim müdürü karışabiliyor, ne belediye başkanı, ne ticaret odası, meslek odaları. Bu nasıl bir üniversite anlayışı? Ne kadar yanlış bir şey. Halbuki her il, o üniversite o ilin emrinde olması gerekiyor. Belediye başkanı, vali etkili, yetkili değilse, oradaki rektör, üniversite bilemedi, kendilerini işte sadece dersliklere kapamışlar, duaların arasında dünyaya kapalı, gerçeklerden, uygulamalardan, Tokat'ın sorunlarından, bölgenin problemlerinden habersiz, buna üniversite denebilir mi? Maalesef bizim üniversitelerimizin hali bu. Yani bunu da yapan YÖK sistemi. Tabii hocalar istemiyorlar. Oyuncunun hareketini, oyunun kuralları belirliyor. Oyunun kuralları böyle. Dürüst değil yani. Ülke aleyhine. Sana bunu Amerika işte o doğramacıyı da getirip rektör yaptı. İlk önce anayasadan önce YÖK kanunu yapıldıydı. Niye? Adamlar biliyor. Bilimdir. Beyin bilimdir. Bilim adamlarıdır önce olan. Onlar toplumu şey yapar. İşte şu krizde görüyoruz. Hangi üniversitenin rektörü, müdürü, dekanı çıkıp da işte bu yerlilikte biz şunu yapıyoruz, biz bunu yapacağız, bunu üreteceğiz. Bu yanlışlık, şurası yanlıştır.
Hep siyasilerden bekliyoruz. Yani dışarıya gidin, problemler için merci üniversitedir, üniversite hocalarıdır. Bizde kimler? Hemen belediye başkanını, valiyi suçlarız. Başbakanı, bakanı suçlarız. Bu yanlış. Bilim adamı. Yani bilim adamıyla bürokratların, siyasilerin birlikte çalışacağı ortam oluşturulmamış Türkiye'de yani. Beyin beden ayrıklığı var. Çünkü bilimin iktidarı diyoruz. Bilim güçse, uzmanlık güçse değil mi? Sen oturduğun yerde öyle bilime dayanmadan el yordamı, göz kararıyla ciddi işler yapabilir misin? Yapamazsın. Bakın az önce ne dediniz? İşte bir problemden bahsediniz. Biz biliyoruz ama asıl uzmanı burada değil dediniz. Ve bilgi de sürekli yenileniyor. Ve siz daha ileri bilgiyi bularak önüne geçebilirsiniz. Ve Türkiye'de bu yetenek ve yeterlilik var. Altyapı var. Helva yapacak ortam da var. Ama bu sistem helvacıları getirmiyor. Daha ziyade yeteneksizleri iş başına getiriyor. Liyakatsızlık üzerine Türkiye. Peki, hani biz orada hani insanları tenkit etmek çözüm değil. Ya kardeşim bu sistem yeteneksiz insanları. Üniversiteye bakın, ben üniversitede, Yıldız Teknik Kimya'da Oktay Sinanoğlu tanırsınız. Bu adam 26 yaşında profesör olmuş. Alternatif Nobel'e aday olmuş. Tabii arkasında Türkiye olsaydı belki Nobel'i de alacak. Büyük buluşları var. O zamanki rektör almış üniversiteye faydalı ama bölümde olmadık başına işler gelmiş ya. Taciz etmişler, rahatsız etmişler adama. Ya üniversitelerimiz böyle. Siz bir Nobel ödüllü birinci sınıf bilim adamı bölümlere getirseniz çalıştıramazsınız. Ondan gelmiyorlar yani. Ve gidin işte bakanlarımızın, başbakan, cumhurbaşkanı, danışmanları genelde işin ehli ve liyakatlı. Ne kadar liyakatlı yani, ben göremiyorum da bilemiyorum, eğer kendilerini gizliyorlar mı var da. Yani asıl benim gördüğüm liyakatlı insanlar uzakta kalıyor. Niye? Sistem böyle yapılandırılmış. Yani menfaatçiliği, göz açıklığı, uyanıklığı öne çıkarıyor. Bunun için arkadan yapanlar bunu akıllıca yapmışlar. Kargaşa olsun, kaos olsun yani. O bakımdan başkanlık sistemi ümit verdi. Yani bazı şeylerde değişiyor. Buna geleceğim hocam. Bu kadar bilimsel anlamda devletimizin destekleri var. Üniversiteler dediğiniz gibi kale ama devletimizden çok ciddi bütçeler alıyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız reddetti zaten bu sistemi. Biraz ve önüne de geçemedi. 16 yıllık bir iktidar şu anda. Bunu yönetebilmek adına ve de bu yapıyı hayır demek adına yeni bir sisteme yelken açtık. İşte bakıldığı takdirde artık üniversite rektörlerinin atanma şekli bile değişti. Evet, yarınlarda bakıldığı takdirde bakanların atanma şekli şu anda değişti. İlk defa belki Milli Savunma Bakanımız bile Genelkurmay Başkanı oldu en son dönemde. Yerli anlamda, milli anlamında. Evet, da işte ekonomiyle alakalı bakıyorsunuz, bakanımız başka. Turizmle alakalı bakanımız bir turun yönetim kurulu başkanı geldi. Turizm bakanımız oldu. Milletvekillerinin etkisi. Milletvekillerinin etkisi daha farklılaştı. Ne yapıyordu? İllegal işler yapıyordu, öyle değil mi? Kendi ilçesine haksız şekilde yatırımları yönlendiriyordu. Aynı şekilde tayinlerde falan illegal bir şekilde, haksız belki de şey yapıyordu. Yani dolayısıyla hayırlı şeylerin başlangıcı oldu. Dönüşümü bu olacak. Yapı, şimdi un var dedik, helva var, yağ var. Helva yapacak bir sistem yok olarak geçti. Biraz açalım. Bu sistem geldi mi? Çünkü devletimiz hem ekonomik anlamda hem de Ar-Ge anlamında, üretim anlamında ben yeterli kadar destek verdiğini gözlemliyorum. Yeter ki siz müracaatınızı yapın. Evet. Bu destekler yerli yerine bugüne kadar anladığım kadarıyla az gitti ki %60 oranında bir şeylerden bahsediyoruz. Çok gitseydi belki bugün üretimlerimiz bölgesel anlamda şu anda çok ciddi katkı sağlayacak. Sadece ülkemize değil, zihinsel anlamda ve ürettiğimiz meta anlamında ya da yüksek teknoloji anlamında bugün Irak böyle olmayacaktı belki, Suriye böyle olmayacaktı, Mısır böyle olmayacaktı. Biz kendi kültürümüzü bölgesel anlamda onlara ihraç etmiş olacaktık. Bu kadar zemin içerisinde zamanı geldi mi? Yani geç kaldık mı derken onu kastetmiştim. Şu anda bu yeni sistemle biz bunu başarabilecek miyiz? Ya gördüğüm kadarıyla zamanın çarkları
ülkemizin lehine dönüyor. Yani tabii büyük sancılar, sıkıntılar geçiriyoruz ama her defasında şans, ilahi yardım bizden yana oluyor. Batı'da da aslında tüketti birçok şeyi. Onların havası, işte o zihinlerde kalan imajı devam ediyor. Türkiye de bu kompleks, işte hep Batı eğitimin aldığımız, öğrendiklerimiz hep o pompalandığından dolayı, kendi kültürümüzü, kimliğimizi öğrenemediğimizden dolayı kişiliğimiz gelişmiyor ve dolayısıyla siz hep, mesela bizim zekilerimiz hep Amerika'ya, Almanya'ya falan gitmenin kompleksiyle yaşıyorlar. Türkiye'de mutlu olmayan. Niye bir insanın kendi eğitimini, değerlerini vermezseniz, kendi büyüklerinizi öğretmezseniz, bunda ne kadar zeki olursa olsun mutlu olamıyor, yani huzurlu olamıyor. Ülkeye faydalı da olamıyor. Hatta çok kolay bir şekilde ülke aleyhine kullanılabilen tipler meydana geliyorlar ki çok, yani örnekleri bunun. Bu çok kullanılıyor. Bunu hepimiz farkındayız. Şimdi dolayısıyla burada asıl mesele, anahtar nokta, bizim aynı şu model, bu modelle hep aldatıldık ya, hani Avrupa'nın şu eğitim modeli, bu eğitim. Bunların bize vereceği bir şey yok. Kendiniz olmadıkça, kendi modellerinizi oluşturmadıkça aldanmaya devam edersiniz. Nitekim bakın, eğitim adına da yapılanlara bakalım, bu geçmişteki milli eğitim, değil mi? Akıllı tahta falan, laptop. Hep yanlış uygulamalar. Ama bunu arkada işte o dediğimiz yönlendiren düşünce kuruluşu, adını da söyleyeyim mesela, eğitimde reform girişimi destekleyenlere de bakın. Hani Fulbright hangi vasıtalarla hükmünü icra ediyor? Oradan anlaşılabilir. Yani dediğim gibi çok zeki olmak gerekiyor. Yani bizi de bu şeyle düşünemez, sorgulayamaz, muhakeme, kıyaslayamaz hale getirdikleri için ve de maalesef çok öyle işte sosyolojide, tarihte, filmde çok üst düzeyde düşünürlerimiz de yok, yani yol açıcı, çığır açıcı, değil mi? Kendi milli kimliğinizle eğitim yapmazsanız öyle birinci sınıf düşünürler de çıkaramıyorsunuz yani. Çünkü onlar tutsun ne yapsın, milleti uyandırsın, rehber olsun. Şimdi ben gayet ümit var görüyorum. Her sahada bu şer cephesi kaybediyor. Ve insanımız, hele son zamanlardaki bu olaylar, müthiş bir sorgulama, sosyal medyada olsun, değişik vasıtalar olsun. İşte son olay şer gibi görünüyor ama bana göre hayır olacak. Ve emarelerinde görüyoruz, yerliye dönme noktasında dışa ne kadar bağımlı olduğumuzu anlamaya başladık. Ve insanlar, tabii önemli olan bakış açısının değişmesi. Yani zihniyet değişimi diyoruz ya. Bu zihniyet değişimi ülkemizde son zamanlarda daha hızlandı. Bu şunu gösteriyor. Bir de hadiseler de bakarsanız bizim lehimize oluyor. Sonuçta çok tehlikeli olaylar oluyor. Bakıyorsunuz Allah'ın inayetiyle. Bu önemli. Yani biz materyalist düşünmüyoruz. Neticede Allah'ın kudretiyle oluyor. Onun da hükmet çizdiği bir kader var. Ülkemiz inşallah bu tüm dünyada biliyorsunuz mazlumların melceği, yani iltica eden yeri. İşte dünyada birinci olduk. Bakın bu ne kadar muazzam bir şey. Yani insani yardımlarda birinciyiz yani. Eski hükmettiğimiz ülkeler bizi özlüyorlar. Bakın işte o şu anda dünyaya hükmedenin gittiği yerlere ne götürdüğünü biliyoruz, değil mi? Üsttekiler ellerinin içinde olduğu için, özellikle İslam dünyasında bir nevi müstemlekeleri gibi, onlara bakarak hükmedemeyiz, vatandaşlarına bakacağız, değil mi? Hatta Müslüman olmayan toplumlarda bile bize olan şey, tarihi okuyorlar bunlar, bunların ileri gelenleri, düşünürleri, gerçeklerin farkında. O bakımdan gerek bu mazlumların duası olsun, gerek bu insanlığın işte
o kin, nefret, zulüm devam etmez. Ona karşı uyanmalar bizi Allah'ın izniyle, biz savunma sanayindeki yaptığımızı, hani %60 dediniz ya, orada bir anahtar nokta var. Hedef koymak. Bakın orada hedef koyduk. Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle oldu. Ama bunun içinde üniversiteler yok işte. Üniversitelerin dışında oluyor daha ziyade. Aselsan'ı var işte, Roketsan'ı var, TAİS'i var, bir sürü şey var yani böyle bağımsız. Demek ki ülkede en ileri teknoloji yapacak altyapı var. Yani ben biraz bu konularla ilgili bunları tanımaya, koordine etmeye çalışan İstanbul'da bazı toplantılarla ilgilendiğimden dolayı Türkiye işte o helva yapacak şeyler var. Bu anlamda işte insanlarımızla, yazılarımızla dikkatleri bu yöne çeviriyoruz. Yani uyarıcı, yani bizim yazdığımız gibi yazan biraz daha çoğalsa insanlar yani problemleri anlatıyor da gerçek kökteki problemi anlatmıyor. Çünkü problem iki türlü oluyor. Yani bir tezahürsel yansımaları diyoruz. Kök değil de asıl. Onun dışa ya bir sürü şey olur. Hani bunu hastalıktan örnek verirler. Karaciğerdeki bir hastalık ciltte tezahür edebilir septom şeklinde. Hayali fantom problem de deniyor buna. Biz genelde işte o fantomlar gösterilerek aldatılmışızdır. Yani ciltteki karaciğer gösterilmemiş. Şimdi ben köktekini gösteriyorum. Yani bizim asıl şeyimiz bu eğitimde sorgulamasızlık. Yani bir şey olduğu gibi. Bakın bu çok böyle bir eğitimin çok yan ürünleri oluyor. Yani tek doğrulu oluyorsunuz. Kaskat bir fikir, donmuş bir fikir. Yeniliğe kapalı oluyorsunuz. Bilgiyi çünkü cansız alıyorsunuz. Canlı alacaksınız ki merak ve heyecanınız, aşkınız devam etsin. Bilgi canlı. Yani araştırarak öğrenirseniz, muhakeme ederek, kıyaslayarak, direkt hazır böyle önüne verirseniz şimdiki yaptığımız gibi bıkar. İhtiyaç hissetmiyor ki. Nerede kullanacağını bilmiyor yani. O eğitimin onun için bir aynı nasıl yemek gibi, su gibi, hava gibi olduğu hissettirilmeden veriliyor yani. Eğitim, hocalık öyle kolay değil ki yani bilgiyi aktarmak, televizyon izler gibi eğitim yapmak değil, hocalık. Onun için Türkiye'de işte yeni Milli Eğitim Bakanımız işte öğretmen merkezli diyor sanıyorum, bu noktaya işaret ediyor. Yani öğretmenlerimizin yeniden bir bakış açısına sahip kılınması lazım. Çünkü eğitim fakültelerimiz işte YÖK'e bağlandı. Eskiden dedim ya, biz kötü bir şeyden gelmiyoruz yani. YÖK'le tek tipleştirdi yani. Aldı ne yaptı? Milli Eğitim'e bağlı eğitim enstitülerini, öğretmen okullarını YÖK'e bağladı. Ziraatın okullarını aldı bakanlığı, YÖK'e bağladı. Halbuki ziraat ne yapıyordu, ziraat liseleri? Kendi ihtiyaçlarına göre planlıyordu. Kendi o işin içindeki adamlar ne yapıyordu, gerçekleri bilen. Değil mi? Tapu kadastronun şey ne yapıyordu? Kendi ihtiyaçlarına göre nasıl assubayla polisi öyle. Onu şu anda bilemiyorum. Askeriyelerde mi YÖK'e bağlandı? Yok. Bir savunma üniversitesi YÖK'e bağlandı. Yani. Bağlandı. İşte bana göre tehlikeli bir durum yani. YÖK de onun içini boşaltır yani. Yani şu anda askeri okullarımızdaki eğitim diğer şeylere göre gayet iyi yani. Kendi içerisinde belli bir disiplini var. Onu eğer YÖK yönlendirir ve idare ederse içini boşaltır yani. İnşallah o şeye fırsatı bulmadan YÖK'ün yakın bir zamanda değişeceğine inanıyorum. O umudum var. O noktada güzel çalışmalar yapan ekipleri de biliyorum ama mevcut YÖK'çiler direniyorlar. Kazandıkları statikoyu kaybetmek istemiyorlar. Öyle de bir durum var. Bizim insanımızda onlar aşılacak ister istemez, aşılıyor çok şeyler. Şimdi hocam bir milli, yani millet olarak bir hareket çekildi. Özellikle 15 Temmuz'da dışarıdan gelen, işte dışarıya bağımlı bir zihnin ülke operasyonu ve yerli olan bu vatan benim diyen bir milletin ciddi anlamda bir hareketiydi, 15 Temmuz hareketi. Daha sonra şöyle bir gerçek çıktı ortaya. Çok mu okumak, çok mu yerli olmak, milli olmak? Vatansever mi olmak, yoksa işte
modern bir yapı içerisinde Amerika'nın sözünü dinlemek, İngiltere'nin sözünü dinlemek ve şu anda da bir liyakat unsuru doğdu en sonunda da bu tartışmaların ucunda. Liyakat dediğimiz ne? Yani profesör olmak, ne bileyim bir YÖK başkanı olmak, bir başkan olmak, bir şey olmak mı? Ben şöyle sorunun belki cevabı içerisinde soracağım da, şimdi Amerika'ya bağlı bir profesörden mi çok değerli, İngiltere'ye bağlı bir profesör ya da aklını kiraya vermiş bir bilim adamı mı çok değerli? Daha da üreten, işte çoban, işte en azından süs satıyor, inek satıyor, besliyor, akşam geldiği zaman kimseye bir zararı yok. İşte koyunlarını satıyor, işte koyundan bakıldığı zaman çocuklarını okutuyor, ailesine katkı sağlıyor. Ya bu liyakat dediğimiz ne biçim bir şey ki çok değerli olduğu halde uygulanmıyor ya da bulunmuyor? Tabii bakın milli olan işte bir çoban bir köyünde avam cahil dediğimiz birisi üretiyor keçisiyle. O insan aklını kiraya veren de memlekete çok çok daha faydalı. Hatta işte 15 Temmuz'da bizim o üst dediğimiz tabaka değil de alt dediğimiz insanların harekete geçişti, gayretiydi, hamiyetiydi değil mi? Hala işte bu şeyde görüyoruz, üniversitelerimiz suskun yerli üretim falan konusunda. Rektör, alnışanlı rektörlerimiz güzel arabalara biniyorlar ama demek ki bir fikirleri, bir projeleri yok. Maalesef işte dedim ya, liyakatla yerlilik birleşecek. Yani yerlisin ama liyakatın yoksa, değil mi? Mesela belki basit bir misal ama diyelim ki anne çocuğu bir havuzda, bir derede diyelim ki kucağından kaydı, düştü, değil mi? Annenin şefkati, gayreti ne yapar? Onu kurtarmak. Hemen atlar arkasında. Yüzme bilmiyorsa ne yapar? İkisi de boğulur, değil mi? Mesela o şefkat olacak ama yüzme de olacak. Yani liyakat da olacak. Yani aklıma gelen bir misal. Ama bir diyelim ki bir batılı geliyor Suriye'de şeyde binlerce, yüz binlerce insan öldürüyor, değil mi? Hiç yani kurtaracak parası şey var ama neyi yok? Kalbi yok, şefkati yok, yani hamiyeti yok. Bizde şimdi o hamiyet, o güzel şeyler küllense de var, değil mi? Olması gereken bilim, teknoloji, liyakat. Yani onu kazanmamız gerekiyor. Çünkü çağımız uzmanlık çağı. Yani ikisi birlikte olduğu zaman biz Batı insanının daha ileri geçecek şey var. Yani buna ruhsal, duygusal zeka diyorlar. Yani verim daha artacak. Yani inanmanın insan üzerinde etkisi, yani araştırmalar var. Üretkenliği %60-70 artırıyor ya. İnancın, pozitif düşünmenin, imanın. Çünkü o tevekkülün verdiği sabır olsun, mutluluk olsun, beyni olan etki, bunlar ispatlanmış. Biz ikisini, yani bilimi de elde ettiğimiz zaman çok çok ileri gidebiliriz. Ve o potansiyel var. İşte hedef koymamız lazım. Mesela ilaçta hedef koyacağız. Ya hedef konuyor işte. Mesela Aselsan ne yapmış? Telefon geliştirmiş. Ben hatırlıyorum Yıldız Teknik'te bir CEO toplantıları vardı. 3-4 sene önce işte çıkarılmıştı. Yani fiyatı da uygundu. İşte bu dedi bizim milli telefonumuz dedi. Biz önde beraber oturuyorduk. Epey de inceledik falan. Güzeldi. Ama sahip çıkılmadı. Yani o zaman işte bir politikayla belki yaygınlaştırılacak, devlet şeyine mecbur edilecekti, değil mi? Bu şeyle onlar da çalışacaklardı. Yani ben tanıdığım buluşçular, üreticiler var ki önüne akıl almaz engeller çıkıyor bürokraside. Akıl almaz derecede. İşte bir kısmı diyelim ki işte gizli şeyler malum. Örgüt elemanları falan yerleşmiş, TÜBİTAK'a yerleşmiş, bakanlığa yerleşmiş. Onların somut şeyleri bana ulaştı. Yani işte onu tescil edecek, ona ne diyorlar, ruhsat alacak bir yerli bir ürünü engelleniyor. Yani bunlar el altından, gizli bir şekilde. Yani biz işte ne yapıyoruz? Yukarıya bakana,
Cumhurbaşkanına ümit bağlıyoruz. Yani halbuki onun etrafında bu şeyler yuvalanmışlar, bizim cahilliğimizden ya da hainliğimizden istifade ederek ne yapıyorlar? Birebir ben yani gözlemliyorum bizzat. Adam her üniversitenin içine yerleşmiş. Bir başarılı bir rektör şey varsa inanın adamı çalıştırmamak için müthiş fırıldaklar döndürüyorlar yani. Ve siz perdenin arkasını gören bir bakış açısına sahipseniz ki öyle insanımız da az maalesef. Bunu görüyorsunuz. Bizim de bu anlamda çalışmamız gerekiyor. Yani cılız bir seslendirme, işte şunları boykot edelim, şu ürünleri falan, işte bir mevsimlik, bir haftalık saman alevi gibi alevlenip şey yapan, yani burada diyelim ki bu üniversitede buranın valisi, belediye başkanı bu üniversiteyi sallayacak, silkeleyecek, ne veriyorsunuz? Niye kopuksunuz bizden? Neden tezler, özellikle şu çok önemli, bizim en büyük üniversiteler olarak yardımımız, hayali tezler yapıyoruz. Halbuki dışarıda öyle değil. Senin yaptığın tez, BAP'tan harcadığın para, TÜBİTAK'tan mutlaka bir toplumsal yaraya, probleme, yani gelecek Hüseyin Bey'in ne problemi var? Şu şeyi nasıl ayağa kaldırırız? Bunun üzerine tezler yapılacak. İnanın yani senin problemlerin var, az çok biliyorum. Bu üniversitenin sorunu, tez yapacak bilimsel olarak. Nasıl çözümü? Yani öyle ayaküstü çözülmez ki bu. Yani bizim insanımız bunu bilmediği için hemen boyacı küpü gibi daldır çıkar. Bilim öyle değil yani. Onun literatürlerine ulaşıyorsun, araştırıyorsun. Dünyada bu şeyler nasıl çözülmüş, bunlara bakıyorsun. Burada üniversitede görüyor musunuz tezleri ilgililerle paylaşma falan? Yani ben tez yaptım, ha işte medya ile ilgili bir tez yaptım. Hüseyin Bey gel, senden paylaşalım. Senin şu soruna bu çözümdür falan. Veya bir ziraattan böyle bir şey. Yani çok değerli arkadaşlarımız var üniversitede. Çok değerli şeylerimiz var. Ama işte o söylediğimiz hedef ve yönlendirme olmayınca toplumun problemlerini tez yapacaksınız. Yayın yaparsanız. Yoksa öyle bir lüksünüz yok. Ben işte master yapayım diye, doktora yapayım, doçent olayım diye bir çalışamazsın yani. Dışarıda buna müsaade etmezler. Mesela bir yıl... Devletin zamanını, milletin zamanını boşuna kimseye kullandırmaz. İşte bizim onu sorgulamamız gerekiyor. Bizim de kaybedecek zamanımız yok. Yarınımız yok, bugünümüz var. Çünkü dünlerle alakalı yeteri kadar kaybettiğimiz hem neslimiz var bakıldığı takdirde. Hem de dışarıya verilmiş milyar dolar paralarımız var. Bu paralar şu anda geçmişte bizde kalsaydı, dışarıda ithalat yoluyla getirdiğimiz ürünlerin paralarını biz üretseydik, o tarafa gönderseydik ve bize paralar gelseydi bugünkü yaşadığımız hiçbir şey yaşamamış olacaktık. Hocam süremizin sonuna geldik ama şöyle söyleyeyim, ben bir yayıncıyım, 25 yılımızı doldurduk. Bugüne kadar... Sizlerin haricinde gönüllü birebir anlamda neler yaparızın denildiğinde kurumsal bir bütüncül çözümler biz göremedik şehrimizde ve ülkemizde. Tabii ki bundan sonra olmayacak manasına gelmez. Ben Gaussmanpaşa Üniversitemize gittiğimde, çünkü uzak değiliz, onlar bize uzak olduklarını, kapılarının açık olduklarını dile getirmeleri halde bugüne kadar bize ne fayda ürettiler diye bakıyorum siz konuşunca. Hiçbir fayda üretmediklerini de üzülerek söylüyorum, kurumsal anlamda söyleyeyim. Öyle. Yani bundan daha büyük bir kayıp olamaz. Yani düşünün 200 tane, 200'e yakın üniversiteniz var Türkiye'de. Siz 10 binlerce bilim adamı var ve siz bunlardan istifade etmeyi bilmiyorsunuz. Yani üniversite lise değil ki. Yani ders verilen, diploma verilen yer değildir. Çözüm üreten yerdir araştırma merkezleriyle, uygulamalarıyla, projeleriyle ve dünyadaki yenilikler liseye gelmez, sanat okuluna gelmez. Nereye gelir? Üniversiteye gelir. Kütüphanesi ve üniversite uluslararası birçok data merkezlerine, bilgi merkezlerine para ödüyorlar. Para ödüyorlar. Dünyada en yeni bilgiler ulaşabiliyorsunuz online olarak. Dergiler geliyor. Bunların anında topluma yansıması gerekiyor. Ama bizde o gelenek, o YÖK sisteminden dolayı tabii, mesela buradaki adet şöyledir, bilen sorumludur. Üniversite hocası bildiği için
gelip senin ayağına gelecek. Ama bizim hocalara işte bize gelsinler. Ya kardeşim senin ayağına niye gelsin? Onlar bilmiyor ki proje nasıl yapılır, hangi destek kaynakları var, problem nasıl işte hipotez haline, araştırma metotları haline getirilir, çözülür. Değil mi? Üniversite çağıracak, bir havuz oluşturacak belki problem. Ben bir ara enstitü müdürüne onu teklif etmiştim. İşte ayda bir toplantı yap, buradaki çevredeki iş adamlarını, müteşebbislerini falan, ne gibi problemler var? Bilim adamlarını da mesela üniversitede çok değerli bu anlamda çalışma yapan Ar-Ge'ci arkadaşlar var falan. Böyle bir teklifi bile garip bulmuştu. Niye alışmamışız ya? Halbuki böyle bir yurt dışında Almanya'da olsa hemen yol verirler. Bir sene bekletirler. Hocaya bile senin diye hangi danışmanlığın var? Ben mesela okullara falan çok gitmişimdir. Yani buradayken de çok gitmiştim. Hatta bir hocaya, dekana, o zaman eğitim fakültesi, ya ben işte Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesiyim. Hep okullara gidiyorum. O öğretmenlerle güzel sohbetler yapıyoruz. Ben yetişemiyorum yani. Sizin eğitim fakültesinden de bazı hocalar gitsin falan. Bize söylediği şey şuydu. Ya işte para vermiyorlar falan, işte yol, araba. Ya dedim ya Allah'tan kork yani, ben şimdiye kadar hiçbir şey talep etmedim. Yani ayda bir iki defa şurada 40-50 kilometre geçmez en uzak yer. Hocam, gitsek ne olur yani? Bilimin de zekatı var. Ya bu memlekete hiç mi borcumuz ya? Hadi sen zekattan anlamıyor olabilirsin yani. Bu memlekete vefamız yok yani, değil mi? Bu anlayışın değiştirilmesi lazım. Hocam bu devlet anaokulundan alıyor, profesörlüğe kadar okuyor. Ve devlet bu zamana kadar her anlamda bize yardımcı oluyor. O zaman bizler de işimizin ehli, liyakat ehli insanlarsak, bizden sonrakilerin bizim yolumuzdan gelebilmesi için, fayda üretmesi için, insana değer üretmesi için, dünyada daha güzel bir, yaşanılabilir bir alan oluşturabilmesi için her ferde sorumluluk düşüyor. Özellikle ben Türk'üm, Müslümanım diyorsanız sorumluluğunuz diğerlerine nazaran belki 1000 kat daha artıyor. Bunun farkındayız. Bugün süremiz doldu. Diğer zamanlarda biz sizinle farklı konularla yine birlikte olacağız. Öyle ümit ediyorum. İnşallah. Ben sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Böyle güzel, inşallah faydalı bir söyleşi oldu. Düşüncelerimizi paylaştık Tokatlı hemşerilerimizle. Biz de en güzel günlerimizi bu tatilde dostlarımız arasında hem iklimiyle hem meyveleriyle hem çevresiyle, yani şöyle geçen İstanbul'da dün görüşüyorduk da, ya Tokat'a geldik, dinlendiğimizi anladık diye huzuru hissettik demiştik. Tokat hakikaten farklı, dışarıdan kendini daha iyi gösteriyor, hissettiriyor. Sağ olun. Teşekkür doğru ederim. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, Profesör Doktor Osman Çakmak'la Kanal 60 ekranlarında yerli üretim nasıl olmalı? Neden üretmeliyiz? Bu üretimin önünde engeller ne? Önümüzde bizleri üretimle alakalı neler bekliyor? Özellikle bilime dayalı üretimi nasıl olması gerektiğiyle alakalı kısa sorularımız oldu. Tabii ki zaman yetmedi. Önümüzdeki dönemde ümit ediyorum ki Sayın Hocam'la birlikte daha farklı konularla sizlerle ekranlarının başında olacağız. Tekrar başka programlarda birlikte oluncaya kadar Allah'a emanet olun efendim.